Az önce bir enstantane çalışmıştık. Onu bir kez daha Sayın Başbakanımız gelmeden provasını yapalım istiyorum. Sevgili gençlerle birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sayın Başbakanımız konuşmak üzere sahneye davet ettiğimizde kardeşlerimiz işaret ediyorlar ve hep birlikte bu güzel ambiyansı oluşturuyoruz. Şunu rica ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu bölümü arka taraftan ses buraya geç geldiği için delegelerimizden de rica ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel olacak inşallah. Hazır mıyız? Sayın Başbakanımız, sağınıza ve solunuza bakınız. Gözü yaşlı annelerin umutları ve gariplerin dualarıyla sıvandı kollarımız. Madem bize millet icazet verdi, hep millete çıkmalı yollarımız. Kartepe'de, Sapanca'da, Afyon'da, seçimler ve referandumlar öncesinde tüm teşkilatımızın buluştuğu stratejik toplantılarda hep aynı uyarıyı kazıdı devlette. Dünyada aşılması en büyük engel yürek dağıtı, bizi biz yapan, anlamlı kılan milletle kurduğumuz gönül bağı. Bu bağ gevşetmeyin dedin, gevşetmedin. Bu bağ halel getirmeyin dedin, getirmedin. Milletin gönlüne girmemiş, milletin duasına dönüşmemiş, her iş yarım dedin sen. Şükür, hep duayla çıktık her işimizde. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Hey, hey, hey!
zevk atan adam kim? Yiğit kim? Doğru kim? Dürüst kim? 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 Davul kola et başa. Bir bilge adam, bir yiğit adam. Davul kola et başa. İstanbul, Süleymaniye'de okunan o sabah namazıyla beraber, sabah ezanıyla beraber size hoş geldiniz diyor başbakanım. İstanbul size hoş geldiniz diyor. Şu insanlar demokrasinin, milli iradenin tehlikeye düştüğü günlerde ayağa kalkıp, kıyam halinde durup biz özgür Türkiye istiyoruz, demokrat Türkiye istiyoruz, zengin Türkiye istiyoruz diyen bu salondaki kahramanlar size hoş geldiniz diyor Sayın Başbakanım. Kadim medeniyetin hatırası olan İstanbul size hoş geldiniz diyor. Osmanlı'nın silinmemiş imzası olan İstanbul size hoş geldiniz diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tacı olan İstanbul, bu güzel insanlar size hoş geldiniz diyor. Sayın Başbakanım, bugün İstanbul, AK Parti'nin kudreti, gücü olan İstanbul, günlerdir hazırlandığı bir düğüne, bir şölene, bir bayrama ve bir sözleşmeye, bir ahde, bir yemine vesile kıldığı bu güzel günde sizi karşılamaktan, sizinle birlikte olmaktan onur duyuyor. Sayın Başbakanım, biz şu ana kadar İstanbul İl Kongresi'nin resmi gündeminde yaklaşık 3 maddeyi tamamladık. Zatayımızın teşrifiyle birlikte şimdi 4. maddeye geçiyoruz. Özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, bedenlerini, canlarını, gelecek nesiller için... Kıymetli misafirler, İstanbul Teşkilatımızın çok güzel insanları, hanımefendiler ve beyefendiler, sevgili kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor. AK Parti İstanbul 5. olan İl Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bana tam 8 yıl bu güzel teşkilatla birlikte çalışma mutluluğunu nasip etti. Gönlü güzel, yüreği kocaman, dava ahlakı yüksek kardeşlerimle her anı dolu dolu tam 8 yıl yaşadık. Gün oldu Kazlıçeşme'ye, Yeni Kapı'ya, Maltepe Meydanı'na bir insan seli olup aktık. Gün oldu Arena Stadı'nı tıklım tıklım doldurduk. Gün oldu havaalanlarına koşup alçakça saldırılara maruz bırakılan liderimize seninleyiz diye haykırdık. Gün oldu bir merhamet eli olup Van'a uzandık. Diyarbakır'a kardeşliğimizi, Suriyeli kardeşlerimize şefkatimizi, Çanakkale şehitlerimize vefamızı götürdük. Gün oldu acı olaylar yaşayıp birlikte ağladık. Gün oldu en güzel şarkıları beraber söyleyerek beraberce başarılarımızı kutladık. Her zaman üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapıp gerisini Rabbimize havale etmenin şuuru içerisinde olduk. Çünkü bütün kalbimizle inandık ki her sabah, her hesap üstünde bir hesap, kaderin üstünde bir kader vardır. Bunu en güzel tecellilerinden biri olarak bu aciz kardeşimiz ifade edebilirim. Ben İstanbul'un kenar mahallelerinden gelmiş biri olarak bir gün Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu gibi büyük dava adamlarıyla birlikte çalışacağımı,
hayal bile edemezdim. Ama Rabbim nasip etti, onları tanıdım. Rabbim nasip etti, sizleri tanıdım. Rabbim nasip etti, hep beraber AK Parti gibi bu milletin asıllık rüyalarını gerçekleştiren güzel bir çatı altında buluştuk. Bize düşen, ömrümüz oldukça bizim için yaşamayı anlamlı kılan bir dava uğruna çalışmaktır. Ahlakla, erdemle, iyilik, adalet ve merhametle çalışmaktır. Ötesi için söylenecek söz şudur: Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sevgili kardeşlerim, hayatın akışı içinde Allah'ın varlığa koyduğu ezeli yasanın bir tecellisi olarak her veda bir başlangıç, her menzil yeni bir yolculuğun hareket noktasıdır. Ben de bugün İstanbul Bir Başkanlığı'nı yıllardır birlikte çalıştığım, dava ahlakını ve çalışkanlığını yakinen bildiğim Selim Temurcu kardeşime devrederken bu partinin çatısı altına ilk dahil olduğum gün gibi heyecan duyuyorum. Biliyorum ki bir davası olanların mesaisi bitmez. Biliyorum ki bir davası olanların koşusu bitmez. Şairin dediği gibi hakikat bir yolculuk. Yollar biter, yol başlar. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin nasıl bir tarihi dönemeçte bulunduğunu çok iyi biliyoruz. 2015 seçiminin hem ülkemiz hem de umutlarını Türkiye'ye bağlamış kardeş coğrafyalar için ne anlama geldiğinin şuurundayız. Her seçim öncesinde denir ki bu seçim seçimlerin en önemlisidir. Ben size şunu diyeceğim: 7 Haziran seçimleri yapılmış ve yapılacak olan seçimlerin en önemlisidir. Bu seçime tarihi bir sorumluluk duygusuyla hazırlanmalıyız. Çünkü milletin 13 yılda elde ettiği kazanımları mutlak sonuca bağlayacak olan seçim bu seçimdir. Sonucu anayasayı değiştirecek olan seçim bu seçimdir. İnşallah 7 Haziran 2015 Gezi kalkışmasıyla, 17 ve 25 Aralık ihanet girişimleriyle bu millete operasyon yapmaya kalkanların son çırpınışlarını da bitirecektir. Biliyorsunuz, Türkiye bugünlere gelirken az engelle karşılaşmadı. Vesayet girişimleri ve paralel çete tuzağı hiç şüphesiz kirli emellerine ulaşamazdı. Ama ulaşsaydı saatler eski Türkiye'ye kurulacaktı. Milletin değersiz, hükümsüz olduğu bir hayat, milli iradenin ayaklar altına alındığı bir dönem başlayacaktı. Yeri gelmişken bir gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Paralel yapıyla mücadele siyasi değil, milli bir mücadeledir. Bu mücadelede birer sağlam irade olmak kat'i bir görevimizdir. Gün gecesini gündüzüne katarak bu ülkenin doğusundan batısına millet sevdasını taşıyan genel başkanımızın yanında sıra dağlar gibi durma günüdür. Ve emanet şehri, müjdelenmiş şehri biz omuzlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, huzur ve güven bizimle oluşmakta. Biz emin olarak insanlarımıza geleceği umutları aşmaktayız. Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, görev yaptığım Birleşmiş Milletler'in dünyanın 2015 sonrası şehirlerdeki yoksulluğun kaldırmasında anladığım denin istihdam olduğu temas ön plana çıktı. Grup Başkan Vekilimiz Mihrimah Belma Satır, Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Ayşenur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekilimiz Genel Merkez SKM Başkanımız Mustafa Taş, İstanbul Milletvekilimiz Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Burhan Kuzu, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya, İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmet Uçma, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Gürsay Erol,
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Alev Dedegil, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Domaç, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Osman Boyraz, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Oktay Saral, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külünç, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Muhammed Bilal Baci, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nimet Baş, İstanbul Milletvekilimiz İbrahim Yiğit, Rize Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı, Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Cemal Öztaylar, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın İsmail Kaşdemir, İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Kutalmış Türkeş, İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmail Safi, İstanbul Milletvekilimiz Türkan Dağoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Şirin Ünal, İstanbul Milletvekilimiz Sevim Savaşer, İstanbul Milletvekilimiz Hüseyin Bürge, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Osman Aşkınbak, İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Haldun Ertürk, İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Baha Öğütgen, İstanbul Milletvekilimiz Ünal Kaçır, İstanbul Milletvekilimiz Halide İncekara, İstanbul Milletvekilimiz Feyzullah Kıyıklı, İstanbul Milletvekilimiz Tülay Kaynarca, İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Doğan Kubat, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan, İstanbul Milletvekilimiz Gülay Dalyan, İstanbul Milletvekilimiz Harun Karaca, Şanlıurfa Milletvekilimiz Zeynep Karahan Uslu, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Aksu, İstanbul Milletvekilimiz Egemen Bağış, İstanbul Milletvekilimiz Ömer İlçer. Ateşin yani güneşin toprakla su
İstanbul'a selam olsun. Boğaziçi'nin her bir zerresinde suyun toprakla vuslat ettiği aziz İstanbul'a selam olsun. Yedi tepesiyle toprağın havayla semayla raks ettiği aziz İstanbul'a selam olsun. Rabbimizin bir kavme, bir millete verebileceği en büyük nimet olan güzel İstanbul'a, cemal sıfatını yansıtan İstanbul'a selam olsun. Bu şehri İstanbul gibi müslübihadır. Bir sengin eplekpare, acem mülkü fedadır diyen Nedim'e selam olsun. İnşallah. Her bir emanetine rahat sahip çıkacağız. Tarihle vahyi buluşturan yüce peygamberin müjdelediği aziz şehre selam olsun. Alemlere rahmet olan aziz peygamberi misafir eden Ebu Eyyub el Ensari bağrında barındıran manevi derinliğe sahip aziz İstanbul'a selam olsun. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır diyerek İstanbul'la kendi varoluşunu birleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Beylikten devlete, devletten nizama aleme yürüyen Osmanlı sultanlarına selam olsun. Yavuz Sultan Selim Han'a, Kanuni Sultan Süleyman Han'a, Sultan Abdülhamit Han'a selam olsun. İstanbul'un her bir tepesini, her bir semtini güzel mimariyle bezeyen Mimar Sinan'a selam olsun. Düşman orduları donanması İstanbul önlerine geldiğinde bir gün geldikleri gibi gidecekler diyen Gazi Mustafa Kemal'e selam olsun. Misak-ı Milli andıyla, Misak-ı Milli ile Cumhuriyetimizi müjdeleyen güzel İstanbul'a selam olsun. Demokrasinin beşiği İstanbul'a selam olsun. Ve bağrından bu şehrin gördüğü en çalışkan şehre milli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkaran İstanbul'a selam olsun. Ve o şehrinden bir 12 yıllık başarı destanı çıkarmış bir başbakan çıkaran milletin seçtiği ilk cumhurbaşkanını çıkaran İstanbul'a selam olsun. İstanbul her zaman söylediğim gibi 4 yaşında geldiğimden bu yana her bir semtiyle benim hocamdır. Onun huzurunda olmak mahfiyet gerektirir. Onunla buluşmak, onun sokaklarında yürümek bahtiyarların en büyüğüdür. İstanbul'un her bir sokağına aşığız. Her bir mahallesine aşığız. İstanbul yüreğimizde bir sevda, zihnimizde bir ufuk, gönlümüzde hiç bitmeyen bir aşktır. İstanbul'a selam olsun. Her bir semtine selam olsun. Adalara, Arnavutköy'e, Ataşehir'e,
avcılara selam olsun. Bağcılara, Bahçelievlere, Bakırköy'e, Başakşehir'e selam olsun. Bayrampaşa'ya, Beşiktaş'a, Beykoz'a, Beylikdüzü'ne selam olsun. Beyoğlu'na, Büyükçekmece'ye, Çatalca'ya, Çekmeköy'e selam olsun. Esenlere, Esenyurt'a, Eyüp'e, aziz İstanbul'un, aziz Fatih'ine selam olsun. Fatih'e selam olsun. Gazi Osman Paşa, Güngören'e, Halıköy'e, Kağıthane'ye selam olsun. Kartal'a, Küçükçekmece'ye, Maltepe'ye selam olsun. Kongrede beraber olduk Küçükçekmece'de. Ben selam olsun. Kendi'ye, Sancaktepe'ye, Sarıyer'e, Silivri'ye selam olsun. Biz de gurur duyuyoruz. İstanbul'un her semtine gurur duyuyoruz. Sultanbeyli'ye, Sultan Gazi'ye, Şile'ye, Şişli'ye selam olsun. Tuzla'ya, Üsküdar'a, Ümraniye'ye, Zeytinburnu'na selam olsun. Her bir semtine selam olsun bir İstanbul'a. Değerli dava arkadaşlarım, şehirlerimizin her birisi bize siyaset felsefemizi, davamızı anlatır. Ama İstanbul bir başka. İstanbul'un kaderi, İstanbul'un özü, maneviyatı ve İstanbul'un tarihi içinde akışı AK Parti'yi yansıtır. Her haliyle AK Parti İstanbul'dur. İstanbul AK Parti'dir. Gelin birer birer karşılaştıralım. Gelin birer birer karşılaştıralım. İstanbul tarihte tesadüfen ortaya çıkmış bir şehir değildir. Konjektürel bir şehir değildir. İnsanlık tarihinin her bir zerresine nüfuz ettiği ve bizim medeniyetimizin inşa ve ihya ettiği bir şehirdir. Aynı şekilde AK Parti'de şu veya bu şartlarda doğmuş konjektürel bir siyasi parti değildir. İnsanlığın vicdanını temsil eden, bizim medeniyet ufkumuzu temsil eden ve bizi temsil eden, tarihin yürüyüşünde milletimizi temsil eden bir partidir. Yine İstanbul tarihin akışına mührünü vurmuş bir şehirdir. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi İstanbul'da, İstanbul gibi AK Parti'de tarihin akışına mührünü vurmuştur. Teşekkür ediyorum aziz gençler. İstanbul tarihin akışını takip edenler için bir pusula gibidir. İstanbul'u anlayan insanlık tarihini anlar. İstanbul'u anlayan bizim medeniyet tarihimizin akışını anlar. Aynı şekilde AK Parti tarihin akışı içinde ortaya çıkmış çok büyük bir yürüyüşün bugün kağıdıdır. Nasıl İstanbul 10 yıllarla, 100 yıllarla anlatılamaz, AK Parti'nin siyaset davası da 10 yıllarla, 100 yıllarla anlatılamaz. İnsanlığın bidayetinden başlayan bir merhamet, adalet yürüyüşünün bugünkü ismidir AK Parti. Aynen İstanbul'un tarihi bünyesinde barındırması gibi AK Parti'de insanlık tarihini, medeniyet tarihimizi bünyesinde barındırır. Yine İstanbul bütün milletimizi temsil eder. Son 5 ay içinde 50'yi aştım vilayetimize, şehrimize ziyarette bulundum. Her bir vilayetimizde kardeşlerimizle, dava arkadaşlarımızla
yurttaşlarımızla buluştuk. Ama İstanbul'da, şu salonda bizi böylesine gurur verici bir şekilde karşılayan bu mübarek insanlara baktığımızda bütün bir Türkiye'yi görüyoruz. İşte bütün bir Türkiye bu salonda. Eminim 81 vilayetin her birinden temsilciler buradadır. Hakkari buradadır. Edirne buradadır. Kars, Muğla, İzmir, Erzurum, Trabzon, Konya buradadır. Diyarbakır buradadır. Samsun, Mersin, bütün bir vilayetleri, bütün vilayetlerimiz, şehirlerimiz buradadır. Aynen İstanbul, bütün Anadolu'ya, Trakya kucak açtığı gibi AK Parti de bütün bir millete kucak açmıştır. Bütün bir milletin ortak idarenin siyasi örgüt haline geldiği bir yapıdır AK Parti. Onun için İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı taşınabilecek sorumlulukların en ağırlarıdır. Ama en büyük bahtiyarlıktır. Değerli dostumuz Aziz Babuşçu'ya bu emaneti 8 yıl boyunca onurla taşıdığı için teşekkür ediyoruz. Onun bütün ekibine ve o ana kadar gelen bütün il başkanlarımıza, teşkilat başkanlarımıza, bütün yönetim kurulu üyelerimize, mahalle teşkilat temsilcilerine kadar herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul bizim her zaman yüzümüzü ak eyledi. AK Parti'nin yüzünü ak eyledi. Ve yeni başkanım, yeni il başkanımız, adayımız Sayın Selim Temurcu'nun de aynı yolda kararlılık kaybedeceğine eminim. Nasıl İstanbul bütün bir milleti temsil ediyorsa, aynı zamanda İstanbul aslında gönül coğrafyamızı da temsil eder. Saraybosna'ya gidin, insanların gönlünde İstanbul vardır. Semerkand'a gidin, insanların gönlünde İstanbul vardır. Somali'ye gidin, insanların gönlünde İstanbul vardır. Afrika'nın derinliklerine, Asya'nın derinliklerine, Orhun Anıtları'ndan Çanakkale'ye kadar her yerde İstanbul başlı başına bir destanın ifadesidir. Ama AK Parti gelene kadar İstanbul sadece tarihi önemiyle anlatılıyordu. AK Parti gelince İstanbul'un da bu al bayrağında dünyadaki yeri ve anlamı değişti. Artık Saraybosna'da da, Semerkant'ta da, Bağdat'ta da, Kerkük'te de, Şam'da da, Kudüs'te de, Gazze'de de, Somali'de de AK Parti ve al bayrak birlikte alınıyor, birlikte dalgalanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anıldığında bütün bu diyarlarda insanların gözünde İstanbul beliriyor. Al bayrak görüldüğünde AK Parti anlıyor. Çünkü İstanbul, İstanbul, aziz İstanbul her bir merhamet yuvası arayan için kucak olmuştur. Türkiye kucak olmuştur. AK Parti bunu temsil eder. Aziz dava arkadaşlarım, şimdi geliniz İstanbul'dan hareketle anlattığımız siyaset felsefemizi, siyaset anlayışımızı İstanbul'un yeni tepesiyle simgeleştirecek şekilde yeni ilkeyle birer birer ele alalım. AK Parti siyasetinin yeni tepeye benzeyen yeni ilkesi birlik, özgürlük, güvenlik, birlik, özgürlük, güvenlik, adalet, kudret, izzet ve emanettir. Biz birlik siyasetinin takipçileriyiz. Milletin, vatanın, bu aziz ülkenin birliğinin siyasetini takip ediyoruz. Onun için bölünmüş coğrafyalara, belli bölgelere hapsedilen siyaset AK Parti'yi temsil edemez. Türkiye'yi temsil edemez. Bakınız, 5 ay içinde bütün vilayetlerimizde dolaştım. 50'ye aşkın vilayetimize gittim.
Öylesine sembolik ziyaretler ki bunlar. Sabah Erzurum'da kongre yaptık, öğleden sonra Balıkesir'de. Diyarbakır Van'da kongre yaptık, öğleden sonra Eskişehir'de. Van, Diyarbakır'da kongre yaptık, Batman'da yaptık, İzmir'de yaptık. Her bir köşeye bir din mesajı gittim. Hacı Bektaş-ı Veli'de bir olalım, iri olalım, diri olalım dedik. Tunceli'de aynı mesajı verdik, Konya'da aynı mesajı verdik. Başka hiçbir parti Türkiye'nin bütününü kuşatan bir siyaset diline, bir irfan diline sahip değildir. Bir tek AK Parti Türkiye'nin bütününde siyaset yapar, bütününde aynı dili kullanır. Şimdi bakınız 2015 seçimlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi 33 ilde, Milliyetçi Hareket Partisi 47 ilde milletvekili çıkaramadı. AK Parti ise 78 ilde birden milletvekili çıkardı. İnşallah 7 Haziran'da 81 ilde de milletvekili çıkaracağız. Onlar kıyıların partisidir bazıları. Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Bazıları sadece İç Anadolu'nun partisi gibi. Bazıları sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Şimdi soruyorum aziz İstanbullular. Diyarbakır'dan Edirne'ye, Hakkari'den Muğla'ya, Türkiye'nin her bir köşesini bünyesinde barındıran aziz İstanbullular. Türkiye'nin her yerinde siyaset yapan yegane parti AK Parti. Türkiye'yi birleştiren, bütünleştiren yegane parti AK Parti. Türkiye'nin her yerinde, her yerinde milli birliği, milli beraberliği savunan yegane parti AK Parti. Şimdi bu birlik siyasetimizin günümüzdeki yansıması çözüm sürecidir. Bu salonda eminim Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden gelen bütün dava arkadaşlarım çözüm sürecinin milli birlik ve beraberlik projesi olduğunu biliyor. Sizin üzerinizden, kongremiz üzerinden bütün bir milletimize tekrar aynı mesajı iletmek istiyorum. Olağanüstü kongrede Sayın Cumhurbaşkanımız emanetimize tevdi ettiğinde, bu emanet olağanüstü genel kongrede onaylandığında söz verdik. Çözüm süreci AK Parti siyasetinin mutlaka başarıya ulaşması gereken en önemli projesidir. Biz çözüm süreci derken Muğla'da buluştuğumuz Yörük Türkmen yiğitleriyle, Trakya'da kucaklaştığımız, Ege'de kucaklaştığımız Efelerle, Zeybeklerle, Trakya'da kucaklaştığımız evladı Fatiha'mla, Diyarbakır, Batman, Van'da kucaklaştığımız Kürt Zaza yiğitleriyle, dün Sakarya'da kucaklaştığımız Kafkas çocukları, Balkan çocuklarıyla, evlad-ı Şamil'le tek bir millet idarenin bugünkü yansımasıdır. Her ne surette olursa olsun bu birliği, bu beraberliği paralı bir şekilde korumaya devam edeceğiz. Buradan Türkiye'nin her bir köşesindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç merak etmesinler. Bir daha kimse bu toprakları, bu ülkeyi bölecek şekilde faaliyet yapma fırsatı bulamayacak. Bu topraklarda Türk, Kürt, Zaza, Laz, Çerkez gibi ayrımlara dayalı siyaset hakim olmayacak. Alevi, Sünni ayrımı yapılamayacak. Herkes kendi kültürel kimliğini, istediği örfü, ananeyi yaşayacak.